taşıdın diyor. Yani ben Mater. Yastaydım diyor. Sizin o kelimeler beni çok etkiledi ve ben ertesi gün gittim. Kendine rengarenk kıyafetini aldım ve o adamın sırtından attım. Ölü. Evet. Ölü hayat devam ediyor çünkü. Çünkü hayat ve herkes kendi hayatını yaşıyor. Aynen öyle. Evet. Efendim aynen. Telefonlarımıza merhaba diyelim. Ankara'dan Cevat Bey mi bizi aramıştı? Düştü mü? Hay Allah. Peki Mehmet Bey hatta mı? Evet buradayım. Mehmet Bey merhabalar. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar Mende Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Buyurun. Sizin programınızı uzun zamandır izliyorum ve teşekkür ederim. Bizi bana karşı çok fazla hani o reiki birçok programınızdan çok şey faydalandım. Sağ olun. Şuayb Hacı Dağıstanlı'nın da benim elimde bir kitabı var. Onun kitabında şu son bir ay üzerinde duruyorum ve hı hı. konu içerisinde. Ne güzel. İler... Çok iyi. Çok iyi. Nedir? Orada anlatılmak istenen öz nedir? Düşünce nedir? Tam anlamıyla ben onun içindeki meditasyonları alıyorum ve meditasyonları uyguluyorum. Ne kadar zamandır yapıyorsunuz bunu dediniz? Bir aya yakın bir zamandır. Bir ay. Hayatınızda ne değişti? Çok iyi. Bir rahatlama, nasıl bir rahatlama? Şu anda hiçbir şeyi sorun etmiyorum. Kafam böyle bir şey ki yani etrafımda böyle gerçek... Aslında olması gereken hal durumuna geçti yani. Evet, olması evet. gereken duruma. Hiç etkilenmiyorum. Yani ben tiyatro oyuncusuyum. Hı hı. Profesyonel olarak çalışıyorum. Ve bu bana çok büyük etkileri oldu. Ben Şuayb Hacı Bey'le bir şekilde iletişim de kurmak isterim. Tamam. Adınızı da yazayım mı? Tabii yazarsanız çok tamam. sevinirim. Ama tamam. aşağıdan da bilgi hatları geçiyor. Lütfen kendisiyle de iletişimde olun. Çok tabii, memnun 373, oldum. Tabii 373-83-54 yazıyor alttan. Birazdan geçecek tabii. de. Mehmet tabii. Kurtaran diyorum. Evet. Şimdi kitaptan bahsetti tabii. Bu evet. 98 yılında kitap çıktı. Mükemmel. Adı neydi kitabın? Biyoenerji ve Alternatif Tıp. Evet. Biyoenerji evet. ve Alternatif Tıp. Şimdi ikinci kitabı Mart ayında çıkacak. Daha onun adı ne olacak? Sır. Kitabın adı mı Sır? Yoksa kitap mı Sır? Hayır, kitap Sır değil. Bu benim yolum. Bu benim yolum. Güzel. Sizi kitapla da davet edelim o halde. Mart ayında Darma Yayın Evi'nden tamam. çıkacak. Orada Cemşen'in. Da... Cemşen'in mi? Darma Yayın. Darma değil mi? Darma'da değil miydi Cemşen? Olabilir. Belki. Onun şimdi... Peki Mehmet Bey, başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Size teşekkür ederim. Programınız şimdi... mükemmel ve izlemeye devam edeceğim. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Sağ olun. Teşekkürler. Hoşçakalın. Saygılar. Cevat Bey lütfen tekrar arayabilirsiniz Ankara'dan. Bir tane de mailimiz var. Okuyabilir miyim izninizle? Evet, buyurunuz. Peki. İzleyicilerimizi beklerince çünkü telefonlarda yoğunluk olup düşebiliyor o yüzden. Hı-hı. İyi yayınlar dilerim. İlk defa Şuayb Bey'i tanıyorum sizin sayenizde. Çok güzel şeyler anlatıyor. Sizi tebrik ediyorum. Kendisine en kısa sürede ulaşmak istiyorum. 17 yaşındaki oğlumun ruhsal problemleri var. Eşimden ayrıldığımdan bu yana kendi bir türlü toparlayamadı. Aynı zamanda cildinde de ergenlik sivilceleri diyebileceğim çok yoğun lekeler ve çıbanlar oluştu. Bunları da dert ederek çok ciddi sıkıntılar yaşıyor ve bana da yaşatıyor. Acaba enerji konusunda cilt hastalıklarına veya bu tür rahatsızlıklara da iyi gelir mi yapılan çalışmalar gelir. Demiş. Gelir. Çünkü bu biyoenerji belirli bir hastalara uygulanmaz. Hı hı. Biyoenerji, her şeye. Çiçeğe de, hayvana da, insana da her hastalığa uygulanır. Şimdi şunu belirtmek lazım. Genelde bir tür dermatolojik problemleri duygusal bedeni bağlıdır. Hı hı. Strese bağlıdır. Tamamen stresten arındırmak değil. Dozajda stres lazım herkes için. Hı. Ama dozaj, doza. Şimdi, hepsinden bir tutam olmalı bizde diyorsunuz. Tabii. Şimdi bir tane hoca öğrencilere şey soruyormuş. Zehir nedir diye. Hı hı. Herkes demiş ki zehir öldürür. İşte zehir şudur. Hayır demiş. Doza demiş. Ayar. O da zehir ayar. Bir şimdi zehir ilaçta kullanılır. Öyle hı-hı, değil mi? Tabii canım. Şimdi ilaçta kullanılan zehirini fazla içtiğim zaman insan ölmez mi? Bitkilerde bile yok mu? Aynı şey. Şimdi hayatta da bu denge, bu ayarı bilmesi lazım. Şimdi mesela bu tür dermatoloji problemleri, sivilceler vesaire. Bunlar daha çok şimdi, o erginlik çağında daha oluşmamış bir kişiliği. İşte okula gidiyor, hı hı. işte orada genç kızlardan kötü görülmek için kendini stresi yaratıyordur. Ya da işte başkaları... Pek çok duygusal sebebi mümkündür. Peki çok Ankara hattımız demiş, Cevat Bey gelmiş tekrar. Merhabalar Cevat Bey, buyurun hoş geldiniz. Merhabalar, teşekkür ederim. Buyurun efendim. Televizyonunuzun sesini rica etsem kısabilir misiniz? Çok yankı yapıyor çünkü. Merhabalar, teşekkür ederim.
Ses geriden geliyor. Bayağı dedik kalabalık evet, bir yerden geliyor. Cevat Bey kıstık mı? Kısmaya çalışıyoruz. Tamam kısın ben bekliyorum. Çünkü sesler konuşacak. Konuşunca karışacak. Evet. Evet kıstıysanız hemen sizi dinliyorum. Şahit Bey'e şey soracaktım ben genelde. Biz uzak doğu döviz sanatlarıyla ilgileniyoruz. Genelde konumuz Tai Chi Chuan falan çalıştık. O tip seminerlerde, o tip derslerde gördüğümüz enerji akımlarında normal bir vuruş yaptığımızda bir vuruşta 1.5 tonluk bir kuvvetle vuruş yapabildiğimizi gördük. Doğru. Evet. Ve bu tip vuruşlarda normalde bir enerji akımını yaptığımızda önümüze bir vazo koyup ve vazonun bir karış uzağında bir beyaz kağıt koyarak o vazoya değmeden vuruş yaptığımızda o vazonun parçalandığını ve parçalarını topladığımızı gördük. Evet. Ve o enerji akımının insandan maddeye ve normalde maddeye akım yapabildiğimizi o tip şeylere şahit olduk. Yani gördük, birebir çalıştık. Bu Wing Tusun'da, Tai Chi'de rahatlıkla ustaların uyguladığı bir teknik. Ve temeli çok eskiye dayanan bir teknik ve çok eskiye dayanan bir stil sistemi. Bu tip sistemin insanları iyileştirmede de, tedavi etmede de kullanıldığını şu anda görüyoruz. Hocamızın söylediği gibi. Çok eskiden beri kullanılan bir tekniktir bu. Ve bu enerji akımının kazanılması için de belli bir şekilde, belli bir zaman dilimi içerisinde bir çalışma yapılması gerektiğini biliyoruz. Meditasyon adı verildiğimiz. Nefes çalışmaları ve vücut çalışmaları, beyin çalışması. Belli bir temeli var. Çalışıyoruz sistem olarak. Çok iyi. Siz neyi sormak hocam, istiyorsunuz? Efendim? Siz neyi sormak istiyorsunuz peki? Hocam ben sormak istediğim şey... bu tip enerji yoğunlaşmasını nasıl yapabiliriz? Ama zaten yapıyorsunuz. Yapıyoruz ama tam anlamıyla yoğunlaşmak anladım. İçin hocanın belli tam bir sistemi bütün, vardır. Şimdi bütüncül bir konsantreyi soruyorsunuz siz. Evet. Peki. Şimdi yakın tarihte Ankara'da bir seminer vermeye geleceğim. Belli mi tarihi? Tarih belli değil. Çünkü geçen toplantı. Evet hocamla birebir görüşebilme imkanımız da olabilir mesela. Nasıl? Birebir görüşme imkanı. Şöyle yapalım. Sizin bu seminer tarihlerinizi lütfen bize bildirin. Grubumuzla biz bütün izleyicilerimize bildirelim. Tamam. Zaman zaman anons edelim. Siz de lütfen takip edin. Gruba üye misiniz Cevat Bey? Ama siz Mehmet Bey gelebilir. Ha Cevat Bey. Suadi'deki ofise gelebilirsiniz. Çünkü Ankara'da. Ankara'dan arıyorum. Görüşebiliriz. Ben şimdi şu anda Türk Döviz Sanatı adı verilen Goşin çalışıyoruz. Çok iyi. Peki şöyle yapalım Cevat Bey. Ben sizin adınızı yazayım mı? Hocamızı misafir edebilme imkanımız da var. Cevat Bey, ben sizin adınızı yazayım mı? Eğer size çıkarsa İstanbul'a gelir misiniz görüşme için? Yazabilirsiniz. Neden tamam, olmasın? Yazdım. Ama Ankara seminerleriyle ilgili bilgiyi de lütfen bizi takip edin. Grubumuzdan da takip edebiliyor musunuz Facebook'tan? Evet. Tamam, oradan da yine takip edin. Tabii ben de tarihleri aktaracağım. Çok tamam, teşekkür peki, ediyorum. Teşekkür ederim. Hoşçakalın efendim. Fatoş Hanım hattaydı, düştü mü acaba? Özür diliyorum. Peki, Fatoş Hanım tekrar bağlanabilirsiniz, müsaitiz. Yine bir mail var. Efendim sorular gerçekten çok güzel, çok ilginç. Ben size söylemiştim ama bizim izleyicilerimiz çok o kadar iyi, çok ben... açıklar ki bu konuya. Gayet güzel. Çok seviyorlar çünkü devamlı konuklarımız gerek tıp doktorları gerek bilim doktorları hep biz. Bir de bilinçli sorular çok, evet. Çok hoşuma gitti. Tabii. Sevdiniz değil mi? Beğendiniz 44 yıl izleyicileri. Ben de memnun oldum peki. Ben genelde televizyon seyretmediğim için yani 44 bir vaktim olmuyor. Ne ola ki bu 44 plus dediniz herhalde. Peki şimdi... Şurada bir dakika ben de şimdi dağıldım böyle sizi oradan buradan sokuyor. Ha Almanya'dan bir e-mail var bende. Hadi bakalım. Emine Hanım. Önümüzdeki ay Türkiye'ye geleceğim ve mutlaka Şahit Bey'le tanışmak istiyorum. Senelerdir atölyede çalışmaktan sanıyorum tekstil işinden bahsediyor hanımefendi. Omuzlarımda ve sırtımda ağrılar birikti. Bunları zaman zaman çocuklarıma torunlarıma ovduruyorum.